Evet, şu anda Karadeniz bölgemizin en lezzetli, en çok severek yenilen, yeşilliklerin yanında genelde hep beğenilen, yapılan, lezzeti çok aranan mısır ekmeğimizi yapıyoruz. Şu an balık bir suyumu hazırladım. Az bir seviyede koyuyorum ayarlayarak. Aldığı kadar normal bir şekilde tuzumuzu ilave ediyorum. Çok az bir kabartma tozunu ekliyorum. Bunu kendini normal yumuşak bir hamur kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Bu mısırımız ilkbahar ayının Mart Nisan aylarında ekilerek sonrasında Haziran Temmuz ayların sonuna doğru büyümüş, olgunlaşmış hale gelerek Ağustos ayında da bahçelerden topluyoruz. Sonra bunları bir güzel fırınlıyoruz, kurutuyoruz. Ve köy değirmenlerimiz var. Her yöremizde olan gibi. Değirmende üyüttükten sonra bu hale geliyor. Sonra bunları evimizde bulundurup dediğim gibi hamsi balık yanında, dolmaların yanında bu şekilde yaparak çok lezzetli bir hale getiriyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımızdan, atalarımızdan gelen bir lezzet türümüzdür. Evet. Bu şekilde bunu hazırlıyoruz. Şu anda oldu. Çok da kolay bir yapımı var. Ama inanılmaz da bir lezzete sahip. Bu arada bunun helvası da çok güzel oluyor. İçine fıstık koyabiliyorsunuz. Ceviz içi koyabiliyorsunuz. Karadeniz bölgesi yerde yaşayan insanlar bunu çok yapıyorlar. Evet, genel olarak mısır unundan yapılan çok fazla çeşitli yemekler var. Biz bugün bunu yapmayı ve anlatmayı tercih ettik. Evet. Genellikle bizim yöremizin yani Giresun, Ordu tarafının bildiği yemekler Karadeniz Aynen. bölgesinde. Aynen. Meteciğim, oradan bize zeytinyağı verir misin tatlım? Şu şekilde bir tepsimiz için yeterlidir. İlave et, çok az. Tamam. Teşekkür ederim. Çık Meteciğim. Şu şekilde yağladıktan sonra tepsimizi ısıtmış olduğumuz fırınımıza koyarak 15-20 dakika sonra harika bir şekilde yiyebileceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi halinde atarız. Evet, mısır ekmeğimiz de hazırlandı, pişti artık, yemeğe hazır. Geçmişte yapılıp günümüzde unutulan kültürel miraslar gibi mısır ekmeğinin de unutulmaması için biz bu videoyu hazırladık. Mısırın ekilip, özenle yetiştirilip, hasat edildikten sonra öğütülüp, mısır ekmeği olana kadar ki büyük emek ve sürecin unutulmaması adına umarız bu video güzel bir vesile olmuş olur. Bizden sonraki nesillerde kültürümüzün bir parçası olan mısır ekmeğini unutmayıp lezzetle yapıp yemeye devam ederler umarız.